Ay doğru söylüyorsun vallahi. Benim de içimi sıkıyor bu ev, kasvetli. İyi tamam. Şöyle havalar güzelken geleyim de bir beraber çay içelim, bir güzel sohbet edelim. Hı? Tamam sen bekle beni orada, geliyorum. Mua, öptüm alacığım. Ben çıkıyorum. Dönüşte halamla geleceğiz. Sen de gezmeye pek bir meraklısın. Öğlen alışveriş, sonra çay. Kocam sağ olsun. Ay Ömer'cim hoş geldin. Ömer hoş geldin ablacığım. Gel yemeğin hazır hadi. Ben Furkan'a gideceğim. Bilgisayar oyunu oynayacağım Gülsüm abla. Ha, peki şey yengemin haberi var mı? İzin aldın mı? Aldım. Tamam hadi. Hadi üstünü değiştir. Ha, gel Medyacığım gel. Bak komşum. Bunca yıldır komşuyuz. Çocuklar birbirimizin evlerine giriveriyor, çıkıveriyor. Aha da senin bu oğlan var ya, hırsızlık yaptı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Arkadaşının oyuncağını mı aldın izinsiz? Ne yaptın? Ayıp. Ne oyuncağı Zehra Hanım, ne oyuncağı? Benim oğlanın cep telefonu vardı yeni. Senin Ömer indirmiş cebe de gidiveriyor. Ya öyle bir şey yapmaz. Oğlum desene be, yapmadım desene. Söylesene Ömer. Vallahi kusura kalma Zehra Hanım. Oğluna sahip çık. Bundan sonra bir daha bana gönderme. Ömer. Ne yaptın sen? Bana bak. Ne yaptın sen? Nasıl yaparsın böyle, nasıl izinsiz alırsın Ömer? Geri aldılar işte. Annene bağırıyorsun. Nasıl geri aldılar oğlum ya? Ayıp oğlum, hırsızlık bu. Ne var, abim de yapıyor. Abin hırsızlık yapmıyor. Hırsızlık ayıp. Ya oğlum sen niye böyle yaptın? Sen beni üzmezdin Ömer. Abimle ablam seni üzmüyor ama herkes birbirini üzmüyor mu? Sen beni üzmeyeceksin. Anladın mı? Sen beni üzmeyeceksin. Ya sen bana anlat annem. Niye bunu yapıyorsun sen? Neden yaptın oğlum ya? Ben yoktu, onda vardı, ondan çaldım. Ay Zehra abla vallahi yeni duydum, aklım çıktı ha. Zehra. Ne yapmış bu kara kaça? Yok abla bir şey yapmamış ya. Şimdi seni alayım mı ayağımın altına ben? Ay, ha? Yok yok halası ya, ben konuştum onunla abla. Bana bak Ömer, başını kaldırmayacaksın defterinde. Gelip bakacağım bütün ödevlerine. Kontrol edeceğim. Ya anne babamı söylemeyeceksin değil mi? Evet, orası benim bileceğim. Eskiden çocuk büyür dert büyürdürlerdi. Vallahi şimdi gücü büyüğünü aratmıyor ha. Öyle zor. Yani ben çocuklarımı köyümün temiz torpanda büyüttüm. Vallahi konu komşu iyi kötü hepimiz birbirimize tanırdık. Çocuk okulda da olsa, gezmeye de gitmiş olsak gözümüz arkada kalmazdı. Gönlümüz rahat olurdu köyde. Köy yerinde çocuğu koruyup kollamak kolay tabii Hatice abla. He ben de onu diyorum zaten. Böyle bazıları gibi İstanbul'da doğuyor diye çocuğun İstanbul'u zannediyor. Çıktığı yeri inkar ediyor. Ama böyle kötülükle şerle karşılaştı mı da koyunun kıymetini anlayıverir. Tabii öyle. Şimdi bu çocuk köyde mayalanmış olsaydı böyle mi olurdu? Haklısın seni tabii. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Zehra bak kimler geldi. Geldim abla, geldim. Hacer Hanım, kalıcı mı geldiniz? Ah Hatice Hanımcığım, sormayın. Feleğin sillesini yedik. Bir köşeye sığışmaya geldik işte. Ya burada sığışacak yer mi var? Nereye sığışacaksınız? Kız,
Ah çok zordur, çok. Yani ben öz abimin yanına gelmiş olmama rağmen çok gariplendim vaktiyle. Yani... Ya vallahi yaramıza tuz bastınız Hatice halacığım. Ya çok zor kızım, çok zor, çok zor. Kolay var Hatice ablacığım. Siz de kapıcı dairesinde iki kişisiniz. Almanya'ya gidene kadar Hacer Hanımlar misafir et bari. Garip yani ikisi de. Ay ne iyi düşündün ablacığım sen onu öyle. Kız hala bizim niye aklımıza gelmedi? Yani sonuçta siz de koca evde. Ana kız bir başınıza. Bak yoldaş olursun ev. Ya çok büyük. Büyük evimiz tabii canım. Pinci de. Ömer. Ömer. Polis çağırın. Polis yok mu polis? Polis yok mu burada? Polis çağırın. Bu ne bu? Ay inanmıyorum ya. Nasıl yapar böyle bir şey? Heh. Ömer. Ver ablacığım. Ver. Anne ne olmuş? Konuşacak hal mi kaldı kızım? Küçücük çocuğa okul önlerinde uyuşturucu sattırmaya kalkıyorlar ya. Vay, vay başımıza gelenler. Ah nereden geldik buraya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin Hatice? Annem. Ay ben biraz dışarı çıkıp hava alacağım. Kusura bakmayın. Of Allah'ım, of yarabbim. Of. Anne dur dur. Anne. Gördün mü? Havalı gülle içinde çocuğumun hayatını mahvetmişim ya. Ne haksızlık etme kendine. Ah yavrum yaralar açılmış da ben merhemini sürememişim ya. Hangi birimize yetişeceksin anne? Bizi suçlu. Mehmet'le beni oyaladık sen. Canım benim ya içini çeke çeke uyudu. Ne bileyim hiçbir şeyden haberim yoktu. İlaç sandım diyor. Oturma oturma bak millet uyumak için bizi bekliyor. Ben sizi geçireyim. Ne? Kusura bakma öyle içim yanınca birden bir ağzımdan çıkıverdi affedersin. Hadi Mehmetciğim iyi geceler. İyi geceler. Şu benim ayakkabıları da alıver kızım. Çıkar alıver abi şunları hem bunu. Eriniyor anasının şeyini almaya eriniyor. Yere eğilemedi. Zehra. Ailecek beni suçluyorsunuz ama. Kadının yanında konuşuyorsun ama ya. Kızım ben sizin iyiliğinize konuşuyorum. Allah Allah, tohum toprağına göre, yerine göre yetişir eğilir kızım. Bak bu çocuk bütün yaz köyde koştu oynadı. Yasinlere emanet ettik gelirken orada da hiçbir şikayet olmadı. Yaramazlık falan yapmadı. Ha burayla ilgili yani. Kızım bak yani abisi kötü örnek olmuyor mu Mehmet karakollara düştü. Ya. İstanbul büyük şehir yani kimin kim olduğu belli değil. O bakımdan diyorum ben yani ne kime güveneceğim. Thank you.
Gözlerin mi doldu senin? Anne ağlıyor musun? Yok. Biliyor musun? Ben bu şehre geldiğimde en çok memlekete geri dönmekten korktum. Ama şimdi bu şehirden korkuyorum. Gerçi bu şehrin de kabahati yok da. Kabahatin çoğu bizim. Babanın öfkeleri. Benim öfkelerim. İstekleri. Oy 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 oy. Köye mi dönsem diyorum. Ne köy anne? Köye dönsem diyorum ben bu Ömer'le nasıl baş edeceğim? Ben ne yapacağım bu Ömer'e bilmiyorum ki. Düşünüyorum şu içerideki kadın buradayken. Ben seni, babanı, Mehmet'i nasıl bırakacağım? Nasıl bırakacağım bilmiyorum. Bilmiyorum işte bilmiyorum. Bu daha uyanmaz. Ne yapacağız Esenre? Ömer artık o okula dönemez. Nerede, hangi okula götürüp de yazdıracağız bu çocuğu? Kavgamızla, gürültümüzle. El kadar çocuğun çocukluğunu yemişiz, haberimiz yok. Ne yapacağız be Zehra? Ha? Köye gideceğim. Ne? Ömer alıp köye gideceğim ben. Gideceğim mi? Yani bir... Emekli maaşım yanmasın diye ayrı gayrı mı yaşayacağız? Duymamış olayım. Madem döneceğiz, hep birlikte döneceğiz. Olur mu söyle? Olur mu? Kızın okulu var, Mehmet var, karısı var, ablamlar var, borç var, harç var. Nasıl hepimiz gideceğiz? Birimizin burada kalması lazım. Yok. Ben bir başınıza sizi bırakamam. Olacak iş mi canım? Sonra sen olmadan, Ömer olmadan nasıl kalırım buralarda? Rıza, Ömer bizim son fidanımız. Yine kavganın gürültünün içine karışacak çocuk. Fark edemeyeceğiz. Hayatla cebelleşirken. Ben artık oğlumu kadere bırakamam. Ben sensiz ne yaparım be Zehra? Rıza. Bana söz ver. Yemin et. Oğlumun kızımın arkasında duracağım her ne olursa olsun de. Kızıma bir daha elimi kaldırmayacağım de. Hadi yemin et.
Bak, bir sene daha sabredelim. Sonra hep birlikte döneriz ha. Olmaz Rıza. Olmaz, bir senede hayat oğlumuzu yer, bitirir. Fark edemeyiz. Hay Allah'ım, ben çıkıp bir daha hava alayım gelim. Ay yuvam benim, evim benim. Saraylara değişmem de. Ne yapayım işte, başka çarem yok. Bunca yıl ailemi korudun, gözettin. Benden sonra da koru, gözet ailemi. Anne. Hı? Kiminle konuşuyorsun? Evimle konuşuyorum. Gel. Oy anasın oğlu, aslan oğlu benim. Yapma kız, yapma, yapma anne. Yapma annem, kardeşsiniz siz. Artık birbirinize emanetsiniz. Kavga etseniz de, dövüşseniz de yine birbirinize dönüp sarılacaksınız. Oldu mu? Oldu mu anne?
ben şimdi Zehra ablasız ne yapacağım ha? Aa, kız güceneceğim vallahi. Biz ne güne duruyoruz burada? Aman canım, Zehra ablanın yerini kimse tutamaz ki Hatice abla. Feriha. Bu küpeler anneannenin de anneciğim. Bunlar anneannenindi. Şimdi senin. Söyleyeceğim, merak etme. Herkese söyleyeyim. Haydi. Selam edeyim mi herkese? Ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.